Ve değerli izleyenler, Boğaz'da Kız Kulesi'ne arkadaş geliyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın kayıp köşkünün izi bulundu. 500 yıl önce Beykoz sahiline yapılan Sultaniye Köşkü yeniden İstanbul'a kazandırılacak. Kanuni'nin kayıp köşkü Beykoz'da bulundu. Sultaniye Köşkü yeniden modellendi. Şimdi sıra tekrar inşa edilmesinde. Burası İstanbul Boğazı'nın en büyük koyu olan Sultaniye Koyu. Boğazın ortasına, denizin üzerine 1500'lü yıllarda Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından Sultaniye Köşkü inşa ettirildi. Kanuni Sultan Süleyman bu köşkü genelde av için, dinlenme için ve zaman zaman divan toplantılarını da burada yapmış ekseriyetle. İşte 500 yıllık Sultaniye Köşkü, İstanbul Boğazı'nda deniz üstünde inşa edilen tek yapı, zamana meydan okuyor. Kalıntılar hala denizin altında. Eşsiz köşk 1700'lü yıllardaki büyük depremler nedeniyle ayakta kalamadı. Köşkün kalıntıları hala suyun dibinde ve 300 yıldır kayıp olan köşk İstanbul Boğazı'nda Kız Kulesi'nden sonraki ikinci yapı. Yüzyıllardır var olan Boğaz hattında bizim bildiğimiz tek bir yapı var aslında, Kız Kulesi. O da Bizanslılar tarafından yapılmış. Boğaz'daki tek Osmanlı yapısı Sultaniye Köşkü. Osmanlı klasik mimarisinin yanında daha çok bezemeleriyle, süslemeleriyle de kendini ifade eden, bunu da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki notlarından görüyoruz. Köşkün günümüze ulaşan tek resmi, modelleme çalışmasının da ana kaynağı. Bu yağlı boya İstanbul Boğazı'nın tarihini değiştirecek. İsveç Kralı 1710'da Cornelis Loos'u Osmanlı mimarisini anlamak için Türkiye'ye gönderiyor. Ayasofya'yı, Süleymaniye'yi resmediyor kendi eski çalışmalarında. Sonra da burada bulunan Sultaniye Köşkü'nü resmediyor. Aslında elimizdeki en güzel ve detaylı kaynak onun yapmış olduğu çizimlerdir. Elde edilen yeni bilgiler ışığında Mimar Bayram Çelik tarafından Sultaniye Köşkü yeniden modellendi. Köşk eski ihtişamıyla İstanbul'a tekrar kazandırılması için Beykoz Belediyesi de çalışmalara başladı. Sultaniye Köşkü tekrar inşa edildiğinde İstanbul'un ve Beykoz'un yeni bir simgesi haline gelecektir. Dünyadan birçok insan burayı ziyaret etmek için gelecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.